Merhabalar. Bu videomuzda da grafik oluşturma ve pivot tablo oluşturmayı sizlere anlatacağım. Diyelim ki gördüğünüz gibi bir tablomuz var. Yani örnek olması amacıyla bunu hazırladım. Mutlaka tablomuzda sütun ve satırda açıklayıcı bilgiler olmasını öneriyorum ki grafikleştirdiğinizde o bilgilerle beraber grafiği görsel anlamda yorumlayabilmek daha kolay olsun diye. Hem biz grafiği hazırlayanlar olarak grafiği daha iyi biçimlendirebilmemiz için hem grafiğe bakan kişilerin grafiği daha iyi anlayabilmesi için hem sütun hem satır bölümünde tanımlayıcı ifadelerin olması lazım. İşte burada başarıların dağılımı gibi bir tablo var. Şimdi ben grafik oluşturacağım alanı seçiyorum. Her zaman işlem yapmadan önce işlem yapacağım yeri seçmem gerekiyor biliyorsunuz. İşlem yapacağım yeri seçtim. Seçtikten sonra ekle sekmesine geldim. Ekle sekmesinde grafikler bölüm var. Şurada gördüğünüz gibi. Hatta burada ekstradan mini grafik seçenekleri vesaireler de bulunuyor. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsam eğer önerilen grafiklere tıkladığımda Excel benim seçmiş olduğum tabloya uygun olabilecek grafikleri bana gösteriyor. Bakın tıkladığım zaman da burada ön izlemesini görüyorum. Eğer bunlardan bir tanesi işime yarıyorsa onu seçip tamam dediğim zaman grafik otomatik olarak eklenmiş olur. Şimdi sileyim bunu tekrardan. Tekrar işlem yapacağım yeri seçtim. Ekle sekmesine geldim. Eğer ben bu önerilen grafiklerden istediğimi bulamıyorsam burada bakın pasta, işte çizgi vesaire grafik türleri var. Burada hepsi yazıyor. Bu grafik türlerinden ihtiyacıma uygun olanı, doğru olanı seçip kullanabilirim. Fareyle üzerinde gezdiğim zaman görüyorsunuz otomatik olarak bana onları gösteriyor. İşte burada başka ne var mesela? Burada başka türlü gösteriyor. İşte burada tabii uygun olmadığı zaman grafikler doğru sonucu vermez. Burada mesela bu şey de olabilir. Ortalamayı bir çizgi olarak gösterip genel toplamı gösterebiliriz. Toplamında ortalama nerede yorumlanabilir? Diyelim ki şu benim ihtiyacıma yarayacak. Bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra bakın ben sütun ve satır etiketlerini düzgün yazdığım için genel toplam ve genel ortalama aşağıda görünüyor. Yıllar dağılımı da etiket olarak eklenmiş ve burada yerleştirilmiş vaziyette. Ben bundan sonra bunu biçimlendirmem gerekecek. İşte renkleri değiştirip renk düzeni değiştirebilirim. Kullandığım özel renk ayarı varsa onu yapabilirim. Bunun yanı sıra istersen hızlı düzende bakın burada grafiğin görsel anlamdaki görüntüsünü görünüşünü ayarlayabilirim. İstiyorsam grafik öğesi ekle bölümüne gidip işte buradan mesela eksen başlığı, alt başlıklar, üst başlıklar, verilerin görünmesini istiyorsam verilerin nasıl görüneceği hepsini buradan ayarlayabilirim. Daha birçok ayar bulunmakta. İstersen de burada hazır stiller var. Bu hazır stillerden istediğimi, gözüme güzel görüneni neyse onu seçer, ayarlayabilirim. İstersen bakın burada satır sütun değiştir var. Buna tıklayarak grafiğin verilerini nasıl sunulacağı ile ilgili alternatifleri de kullanabilirim. Şu grafik başlığını istiyorsam da gelip buradan tıklayıp başlık yazabilirim. İstemiyorsam gene tıklayıp onu silebilirim. Grafiği bu şekilde oluşturuyorum. Diyelim ki bu verilerde bir değişiklik yapmam gerekiyor. Hemen ne olmuş olacak verilerde değişiklik yaptığım zaman? Mesela hemen bakın anlık olarak zaten buraya yansımış olacak. Yeni bir yıl eklemem gerekiyorsa 2009 bakın yazdım. Excel onu otomatik olarak bir biçime aldı ve burada gösterdi. Ama bakın benim burada grafiğimde bu henüz görünmüyor. Grafiğime tıkladım. Onu dahil edeceğim şimdi. Bakın grafiğimdeki herhangi bir yere tıkladım. Şu anda benim verilerim böyle seçilmiş olarak geldi gördüğünüz gibi. Şuradaki sağ kenardaki üç tane nokta var. O noktalardan herhangi birine gelip şöyle sağa doğru çektiğim anda bakın grafiğime o veriyi de dahil etmiş oldum. Yani buradan kolay bir şekilde bunu ayarlayabiliyorum. Diyelim ki bunu kolay bir şekilde ayarlayamıyorum. Eski haline getirelim. Ne yapmam gerekecek o zaman? Gene grafiğimdeki herhangi bir yere tıkladım. Grafik tasarımı araç sekmesi var. Oraya geldim. Veri seçe tıkladım. Veri seçe tıkladığım anda bakın verilerimin olduğu yer bu şekilde görünüyor. Ben neyi dahil edeceğim? H'yi de dahil edeceğim. Şöyle tıkladım. Şuradan gelip tekrar sıfırdan alanı seçiyorum. Enter'a basıyorum.
ve verim eklenmiş oluyor. Grafik oluşturma bu şekilde. Bir de bazı verilerimiz vardır ki böyle çok çok uzun verilerdir. Bu çok çok uzun verileri grafiksel olarak ifade ederek özetlemek isteriz. Tabii bunu grafiksel olarak ifade edip özetlerken verileri hangi verinin nasıl görüneceğini, yani istediğimiz anda anlık olarak grafiğin görüntülenişini ya da özetlemeyi değiştirmek isteriz. Böyle durumlarda da pivot tablo işinizi görebilecek en güzel uygulamalı araçlardan biri. Tablomu seçiyorum. Şimdi hemen pivot tabloyu size göstereceğim. Tablomu seçtim. Seçtikten sonra yine ekle sekmesindeyim. Ekle sekmesinde şurada pivot chart yazan bir bölüm var. Pivot chart'a tıklıyorum. Pivot chart'ı pivot table'a tıklayalım hatta. Buna tıklıyorum. Nerede işlem yapacağım? Seçtim zaten ben orayı başlangıçta. Tamam diyorum ve bana yeni bir sayfa açıyor. Bakın aşağıda yeni bir sayfa açtı. Şimdi bu yeni açılan sayfada bakın sol tarafta pivot tablo 5 yazıyor. Ortada pivot chart yani grafiği oluşturacağımız alan var. Sağ tarafta da alanlarım var. Şimdi ben nasıl bir grafik oluşturmak istiyorsam bakın tarih, bölge ve miktar var. Ben bölgelere göre miktarların dağılımına bakmak istiyorum diyelim ki. Bakın bölgeye tıkladım. Hemen sol tarafa bölge isimleri geldi. Grafiğe henüz bir şey gelmedi. Sonra miktarı tutup değer kısmına atıyorum. Bölgelere göre miktarları görmüş oldum. Bakın tuttum sürükledim. Değerler kısmına getirdim. Yani tab grafikteki hatta bu grafiği şöyle biçimsel olarak da bir ayarlarsak sayıları da gösterirsek bakın işte dağılımlarını görmüş olduk. Hatta bölgelerin tarihlere göre miktar dağılımları deseydim bakın bu sefer de gösterge seri diyor ya oraya tarihi attım. Bakın yıllara göre toplam miktarların dağılımını gördüm. Hatta bakın burada da tablo olarak bana bunu gösterdi. Yani pivot tabloda bu. Yani hem verileri görebiliyorsunuz hem istediğiniz şekilde gruplandırabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde gösterebiliyorsunuz verilerinizi. Yani buradaki işte tarihe göre bölgelerin de yapabilirdik. Hemen bunları iptal edelim mesela. İşte tarihe göre bölgelerin miktarları olsun. Bakın. 4 bölge var. Tarih tık 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 hemen tıklamayla grafik hazır olmuş oluyor. Ve hemen tablomda hazır bir şekilde karşıma çıkıyor. Pivot tablo kullanımı da bu şekilde mevcut verilerinizi etkilemiyor. Ama siz buradaki mevcut verilerinizden bir değişiklik yapacaksanız mesela işte buraya da olmayan kuzey diyelim mesela Türkçe yazmış olalım. Hani hatalı görünsün diye yapıyorum. Kuzey diyelim. Geldim buraya. Bakın burada kuzey görünmüyor. Bunun görünebilmesi için yani tabloda bir değişiklik yaptığınız zaman yaptığınız değişikliğin buraya yansıyabilmesi için pivot chart analizi sekmesine geliyoruz. Burada yenileye tıklıyoruz bir kere. Yenileye tıkladığımız anda bakın kuzey otomatik olarak buraya eklenmiş oldu. Ne yaptım? Tablomda bir değişiklik yapıyorsam değişikliklerimi yaptıktan sonra pivot sayfama geldim. Pivot chart analizi sekmesine geldim. Yenileye tıkladığım anda otomatik olarak o güncellenmiş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.